Evet değerli izleyenler, yarın 8 Mart Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler elbette ki başarmışlardır. Şimdiden kadınlarımızın günü kutlu olsun diyelim ve bir konuğumuz var elbette ki Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı İdil Yalçıner Şimşek. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Evet şimdi 1857 yılına dayanıyor değil mi? Evet. Bu günün temeline bakacak olursak Amerika'da 120 kadın işçinin öldüğü o fabrika yangınına kadar dayanıyor. Ama tabii ki bizim ülkemize de geleceğiz. Atatürk'ün o kadınlara işte seçme ve seçilme hakkını verdiği 86 yıl oldu değil mi? 86 evet. yıl önce biz bu hakkı aldık birçok ülkeden önce. Ama 1857'den başlayalım isterseniz. Nasıl bugün Kadınlar Günü oldu? Teşekkürler. Öncelikle bu özel günde davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada olmak çok güzel. Evet, 8 Mart 1857 yılında Amerika'da 40 bin kadın işçinin, kadın emekçi işçinin daha iyi şartlarda çalışmak ve seçme seçilme hakkını kazanmak için seslerini yükseltmesiyle başlamış bir süreç. 8 Mart tüm dünyada aslında kadınların özgürlükleri için tekrar mücadele ettikleri ve seslerini duyurdukları bir gün olarak görüyoruz biz bugün. Tabii ki evet söylediğiniz çok doğru. Atatürk pek çok Avrupa ülkesinden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanıdı. Ancak kadınlar da tabii ki bu mücadelede çok büyük başarılar elde ettiler ve kadın hakları mücadelesiyle pek çok haklarını elde ettiler. Kadın hakları ne kazanımlarda bulundu? İsterseniz kısaca ondan bahsedelim. Şöyle, kadın hareketinin başarısı çok büyük dediğim gibi ve her kazanım ne yazık ki kolay olmadı. Kadınlar tırnaklarıyla bugüne geldiler. Medeni Kanun'un 156. maddesi daha önce diyordu ki kadın çalışmak için kocasından izin alması gerekiyordu. Kadınların başarısıyla bu madde değiştirildi. Evlilik içi tecavüz suç olarak görülmüyordu. Şu anda TCK'da evlilik içi tecavüz suç oldu. Sığınaklar açıldı. En önemlisi İstanbul Sözleşmesi, SEDAV imzalandı ve Türkiye ne güzel ki İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülkeler evet. arasında. O nedenle biz İstanbul Sözleşmesi olarak anıyoruz bu sözleşmeyi. Tabii bunlar çok büyük başarılar ve kadınların sayesinde oldu bütün bunlar. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ama bir takım sıkıntılar var değil mi şu an ülkemizde maalesef? Evet maalesef. Şu anda ne yazık ki İstanbul Sözleşmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin uzantısı olarak 6284'ü geri görüyoruz. Bu sözleşmeden aile yıkan, evlilikleri bitiren sözleşme olarak bahseden bir takım gruplar var maalesef o şekilde. Halbuki biz diyoruz ki her zaman İstanbul Sözleşmesi hayat kurtarır. Bunun yanında bahsetmek istediğim diğer bir husus aslında nafaka konusu. O da şu anda çok gündemde. Süreli nafaka gündeme getirilmeye çalışıyor süresiz nafaka yerinde. Biz buna da sonuna kadar karşıyız. Çünkü zaten baktığınız zaman Medeni Kanun'un 175. maddesinde nafaka zaten süreli olarak düzenlenebiliyor. Yani kaldırılmasının koşulları 175'te sayılıyor. Yani sonsuz bir nafaka tabii zaten ki, yok. Yani böyle lanse edilmeye çalışıyor. Aynen bu şekilde lanse edilmeye çalışıyor ve toplum yanıltılmaya çalışıyor. Ama ne güzel ki evet. şimdi elimizde bununla ilgili bir yeni nafaka araştırması var. KONDA'nın geçen hafta yaptığı bir araştırma var. Bu araştırmaya göre toplumun %82'si iştirak nafakasını desteklemiş. Bu çok güzel bir gelişme. Demek ki diğer grupların kendilerini çok yüksek rakamlarda göstermeleri aslında doğru değil. Biz buradan bunu anlıyoruz. Ve bunun yanında yoksulluk nafakasında yine toplumun %76'sının desteklediğini açıklıyor KONDA'nın araştırması.
Yani nafaka hakkı kesinlikle kadına verilen en önemli haklardan bir tanesi. Hı-hı. Çünkü nafaka demek kadının ev içi emeğinin karşılığı demek ve biz bunu çok önemsiyoruz ve nafaka hakkından kesinlikle geri adım atılmaması Hı-hı. gerekiyor. Hı-hı. Ki bu nafakaların çoğu da zaten ödenmiyor. Kesinlikle. Yani, bu bir gerçek yani ben yakın çevremden de görüyorum. Hı-hı. Ödenmiyor yani. Ya zaten en önemli mesela. Sıkıntılarımızdan birisi bu aslında. Yani ve bağlanan nafakaların miktarı şu anda yani 200-300 lira nafakalardan bahsediyoruz. Evet, evet. Ve bu nafakalar dediğiniz gibi tahsil edilemiyor. Kadın zaten şiddet gördüğü bir evde, mutsuz olduğu bir evde nafakayı bile kendi hakkı olan, çocuğunun hakkı olan nafakayı dahi almadan bir an önce boşanmak ve o evliliği bitirmek istiyor. Yani o yüzden çok doğru bir noktaya tespit ettiniz. Aslında sıkıntımız bizim kadınların nafakayı tahsil edememe sorunu var. Hı hı. Türkiye'deki sorun asıl olarak budur. Hı hı. Ve bu şu şekilde anlaşılmasın. Bu nafakanın tahsil edilemediği erkekler işsiz değil. Birçoğu hatta çok yüksek mevkilerde olan kişiler bile var değil mi? Ne bileyim doktorlar vesaire. Hani kendilerini ama bunu da duydum ben çalışmıyor gibi gösteriyorlarmış. Yani inanılır gibi değil. Kesinlikle şimdi boşanma davalarına baktığınız zaman çoğu erkek SGK'lı çalışıyor ve asgari ücretle çalışıyor görünüyor. Yani halbuki işte doktor, hı hı. mühendis, kendi işi var ama hepsi ya çıkartılmış gösteriyorlar boşanma davası açıldıktan sonra. E tabii bizim mahkemelerimiz de evraklara göre karar vermek durumunda kalıyor pek çoğu hı. zaman. O yüzden nafaka miktarları ne yazık ki evet, çok düşük çok zaten bağlanan. Çok düşük olduğu halde de ödenmeme. Ödenmeme sıkıntısı oluyor. Zaten çok büyük bir problem. Evet. Şimdi genel anlamda baktığımızda bir asra yaklaşan sürede kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilen ülkemizde istenilen noktaya ama o ilerlemeyi bir türlü sağlayamadık değil mi? Yani. Maalesef ne yazık ki. Yani güzel şeylerden bahsederken tabii ki eleştiri de yapmamız gerekiyor ki daha çok taleplerimizi dile getirelim, sesimizi daha yüksek çıkaralım. Ne yazık ki Türkiye'de kadının istihdam oranı %34.9 şu anda. Erkeğe baktığımızda %73 görüyoruz. Okuma yazma bilmeyen her 5 kişiden 4'ü ne yazık ki yine kadın. Kadının biliyorsunuz milletvekili oranımız, kadın milletvekili oranımız sadece %17. Sadece 2 tane kadın bakanımız var. 81 valimizden sadece 2 tanesi kadın. 50 bin muhtarımızdan sadece 674 tane kadın muhtarımız var. Yerel yönetimlerde de ne yazık ki çok zayıf tabii, kadın evet. oranımız. Türkiye'de kadın general artık olamıyor. Çünkü kadınların general olması bir yasayla engellenmiş durumda şu anda. Anayasa Mahkemesi'nde kadın üyemiz şu anda yok. Yargıda da kötü durumdayız. Yargıda baktığınız zaman aslında kadın erkek eşitliği hemen hemen sağlanmış durumda gözükse de kadınların daha yüksek makamlarda olmaları ne yazık ki engelleniyor. Dünya Ekonomik Forumu 2020 Cinsiyet Eşitliği raporuna göre Türkiye 153 ülke arasında 130. sırada ne yazık ki. Geçen sene de 149 ülke arasında 130. sıradaydı. Yani hiçbir gelişme kaydetmediğimiz gibi bir gerileme olmuş durumda şu anda maalesef. Yine kadınların ekonomik aktiviteye katılımına ve fırsat eşitliğine baktığımız zaman da yine 142 ülke arasında 132. sıradayız. Yani bu durumda gerçekten işte Ruanda ile falan aynı sırada görülüyor ülkemiz maalesef çok acı. Yani Atatürk döneminden geldiğimiz durum çok işler acısı maalesef. Kesinlikle. Yani şimdi birçok noktada evet sıkıntı büyük ama en büyük sıkıntı da galiba kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri bir türlü önüne geçilemiyor hı hı. ve son birkaç yıldır da maalesef ki bu olayları daha sık yaşar olduk. Belki de hani medya önüne çıkması daha hızlı ve etkin oldu teknolojiyle birlikte. Yani bu telefonların işte herkes bir artık biliyorsunuz muhabir. Herkesin elinde bir telefon var. Hı hı. Olayları anında görüntüleyebilme kabiliyetimiz olduğu için artık belki de bu yüzden de daha fazla yansıyor olabilir elbette. Ama sonuçta kadın cinayeti Türkiye'nin artık bir kanayan yarası haline geldi.
ve buna dur demek için tabii ki en başta hükümetin bir el atması gerekiyor. Ardından tabii ki işte dernekler, vakıflar, yani o kadar fazla ben bu konuda mücadele veren kişileri, kurumları biliyorum ki. Ama ne yapılırsa yapılsın niye bir şekilde engellenemiyor? Eğitim seviyesiyle alakalı mı sizce? Şimdi şöyle, eğitim seviyesiyle tabii ki çok alakalı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıyla çok alakalı. Erkeklerin kendilerini, kadını öldürmeye hak gördüğü bir zihniyet içerisindeyiz maalesef. En önemlisi, yani siz istediğiniz en güzel yasayı getirin, en ağır yasaları getirin. İşte Avrupa standartlarında yasalarınız olsun ama bu zihniyet değişimini sağlamadığınız sürece kadına olan bakış açısını, kadının ikincil pozisyondaki bakış açısını değiştirmediğiniz sürece devleti yönetenler ve yönetmeye aday olanların zihniyetleri değişmediği sürece ne yazık ki biz kadın cinayetlerinin önüne geçmemiz mümkün gözükmüyor. Yani kadınlar bunun için de çok savaş veriyorlar. Evet. Siz de takip ediyorsunuz. Basında işte Şule Çet dosyası, en son Ceren Damar dosyasında gerçekten biz güzel kararlar aldık. Ve bu kadın dayanışması ve kadın mücadelesi sayesinde oldu. Çünkü bundan önce işte kadın beyaz tayt giydi, kırmızı ruj sürdü diye TCK 29. maddeden indirimler uygulanıyordu. Ama kadınlar artık buna da dur diyorlar. Kadın dayanışması sergiliyorlar, duruşmalara geliyorlar, takip ediyorlar. Kadın örgütleri, barolar özellikle. Biz de Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak bu dosyaları çok özenli olarak takip ediyoruz. Hepsine katılmaya çalışıyoruz ve orada olduğumuzu belirtiyoruz. Ancak şöyle yine bir sıkıntımız var. İstanbul Sözleşmesi'ne göre STK'ların ve baroların bu tarz cinayet dosyalarında müdahil olmaları yasal bir uygulama aslında. Ancak ne yazık ki bizim müdahillik taleplerimiz sözleşmeye aykırı olarak reddediliyor. Ve biz sadece gözlemci sıfatıyla orada bulunabiliyoruz. Ama yine de mücadelemizden tabii ki vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar, müdahale taleplerimiz kabul edilene kadar biz bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve tamamen kadın dayanışması sayesinde biz bu indirimsiz güzel kararları alabiliyoruz. Kesinlikle, yani bu anlamda sizlerin hassasiyeti, ailelerin yanında bulunmanız, hukuksal anlamda destek vermeniz bu noktada galiba biraz daha işte sonuç almayı kolaylaştırıyor. Evet. Çünkü geçmiş döneme bakacak olursak aileler genelde yalnız, tek başlarına bir mücadele vermeye çalışıyorlar. Ama şu anda en ufak bir olayda öyle bir birlik olunuyor ki, sosyal medyanın gücü öyle güzel kullanılıyor ki kararlar bile değişiyor, değil mi? Evet, kesinlikle. İşte son zamanlarda, yani son hatta bir yıldır gerçekten güzel kararlar çıkmaya başladı. Çünkü ne yazık ki yargıda da eril bir dil ve eril bir bakış açısı var. Kesinlikle. Aslında tam tersi olması gerekirken biz yargılamalarda da kadının yargılandığını görüyoruz. İşte o saatte orada ne işin vardı, ne giymiştin gibi şeyler soruluyor yargılamalarda kadına. Aslında tam tersi olması gerekiyor. Orada sanık yargılanıyor. Yani kadının bunlardan uzak tutulup gerçekten adil bir yargılanma, eşit bir yargılanma hakkı var. Biz o yüzden bu hakkın kullanımı için sonuna kadar onların yanındayız. Bize destek isteyen herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Bütün barolar gerçekten bunun için, baroların kadın hakları komisyonları bunun için çaba sarf ediyorlar. Ve tabii ki STK'lar da çok önemli. Çok önemli, kesinlikle. Kadın mücadelesi dediğim gibi hiçbir şey kolay kazanmadı ve hiçbir hakkımızdan da vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Galiba en çok anlaşılmayan şey, bir katilin kravat takmasıyla alabildiği indirim. Yani bunu hiçbir kadın, gerçi kadın o şekilde bir cinsiyet ayrımı yapmak istemiyorum ama hiçbir insan kafasında oturtamıyor. Yani eli kana bulaşmış ya da şiddet uygulamış veya öldürmüş. Yani bir insanı yaşamdan koparıyor. Yaşam hakkını elinden alıyor en öncesi ve bir kravatla indirim alabiliyor. Bu değişir mi?
bu aslında yavaş yavaş değiştiğini de görüyoruz. Dediğim gibi yine kadın mücadelesiyle. Yani bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Değiştirdiğimiz dosyalar var neyse ki. Dediğiniz çok doğru. Kadınlar aslında hep söylüyorlar. Kadınlar ne istiyor, ne istiyor soruyorlar. Kadınlar yaşamak istiyor. Evet. Kadınların en önemli hakkı yaşam hakkı. Bir insanın en önemli hakkı ve birinci hakkı yaşam hakkıdır hukuksal olarak. Ve kadınların yaşam hakkı ellerinden alınıyor. Kadınlar yaşamak istiyor. Kadınlar eşitlik istiyor. Adil yargı istiyorlar. Ve işte bizim söylediğimiz kravat indirimleri yapılmasın istiyorlar. Ve hani güzel kararlar olmaya başladı gerçekten. Bu sevindirici tabii. Umarım bundan sonra yani kadınların bu destekleriyle, baskısıyla çok daha güzel, adil kararların geleceğini düşünüyorum ben. İş hayatında da çok baskı görüyor değil mi kadınlar? Bir taraftan mobbinge maruz kalıyorlar, diğer taraftan ücret eşitsizliği. Aynı işi yapan bir kadına, bir erkeğe bakıyorsunuz, kadın bayağı düşük ücretlerde çalışırken, hatta belki de o aynı işi yaptığı erkekten daha fazla mesai harcasa bile bir ücret eşitsizliğini görüyoruz değil mi? Kesinlikle. Sadece eğitimsiz kadının ya da çalışmayan kadının aslında sorunu değil bu eşitsizlik. Kadınların yönetici pozisyonlara gelmeleri engelleniyor. Evet. İki kişi tercih edilecekse bir erkek bir kadın arasında erkek tercih ediliyor çoğu zaman. Özellikle bankacılık sektörüne baktığınız zaman çok fazla kadın çalışan görürsünüz. Bir bankaya gittiğinizde dikkat etmişsinizdir. Ama yönetici pozisyonlarına baktığınız zaman yoktur. Kadınlar belli bir şeyden sonra cam tavanlara çarpıyorlar ne yazık ki. Ve yönetici pozisyonlara gelmeleri engelleniyor. Söylediğiniz gibi erkeklerle aynı eşit işe eşit ücret dediğimiz hakları ellerinden alınıyor maalesef. Peki bu noktada hukuksal anlamda bir girişimi olabiliyor mu kadının? Yani hani bu sonuçta ortada böyle bir gerçeklik var. Kamu kurumlarında bilmiyorum durumu ama özel sektörde bunu çok net görüyoruz. Şöyle mobbing konusu aslında çok gündemde ve şu anda kadınlar gerçekten işlerinde mobbinge uğradıkları zaman haklarını arıyorlar. Yavaş yavaş biz bunun yani bunun da önü açıldı. Eğer böyle durumdalarsa tabii ki haklarını arasınlar. Yani bu çok önemli bir hak çünkü eşit işe eşit ücret. İşte ta 1857 yılından beri aslında kadınların aradıkları en önemli haklardan birisi de bu. Ve tabii ki yargılamada da haklarını sonuna kadar aramalarını tavsiye ediyorum ben. Evet, yani her zaman tabii ki hukuk ekseninde, hukuk çizgisinde haklarımızı sonuna kadar aramaya devam edeceğiz. Bazen tabii ki hukukun da yetersiz olduğu anlar olabiliyor. O zaman da bir çaresizliğe saplanıyor kadınlarımız ama her zaman bir çıkış yolu var değil mi? Kadın dayanışması çok önemli aslında. Yani kadınlar omuz omuza verdikleri zaman gerçekten çok büyük şeyler başarıyorlar. Ve bu zamana kadar başarmışlar. Ben bundan sonra da çok inanıyorum. Yani kadınların bu mücadelede sonuna kadar devam edeceklerini, en ufak dediğim gibi kazanılmış hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bunu bir kere daha yinelemek istiyorum ve bize erkeklerle eşit haklar verilen, eşit haklarımız olabilir ama eşitlik sonuna kadar, eşitlik sağlanana kadar da bu hakları isteyeceğimize, sesimizi duyuracağımıza, sonuna kadar mücadele edeceğimizi vurgulamak isterim bir kez daha. Peki. Çok teşekkür ediyorum İdil Hanım yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Dilerim bundan sonraki yapacağımız programlarımızda tekrar bir yerde karşılaştığımızda artık ilerlemiş bir kadın haklarından bahsetmiş oluruz. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.